Merhaba, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Ben Eski Türk Dili Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Pınar Sel. Bugün bölümümüz Eski Türk Dili Anabilim Dalı Başkanı Sayın Hocam Doktor Öğretim Üyesi Betül Özbay ile medeniyette Eski Türk Dili üzerine konuşacağız. Betül Hocam'ı davet etmeden önce Eski Türk Dili'nin sınırlarını çizmek için diğer anabilim dallarımızdan bahsedeceğim. Bölümümüzde 5 ana bilim dalı var. Bunlar eski Türk dili, yeni Türk dili, eski Türk edebiyatı, yeni Türk edebiyatı ve halk edebiyatı. Şimdi bazı üniversitelerde, bazı Türk dili ve edebiyatı bölümlerinde tek bir Türk dili ana bilim dalı vardır. Ama bizim üniversitemizde eski Türk dili ve yeni Türk dili diye ayırıyoruz. Şimdi bu ayrımı anlatmak için Betül Hocam'ı davet edeceğim ama öncelikle halk arasında eski Türk dili ya da eski dil denince Osmanlıca akla geliyor. Oysa ki akademide, akademik çalışmalarda biz eski Türk dilini Türkçenin bilinen ilk yazılı eserlerinden itibaren başlatıyoruz. Yani Orhon döneminden, 7. yüzyıldan başlatıyoruz. Şimdi hocamı da yayına almak istiyorum. Anabilim dallarımızla ilgili bilgiler için Instagram sayfamıza, bölüm sayfamıza ve Facebook sayfamıza bir tanıtım kitapçı ekledik. Onu inceleyebilirsiniz ayrıntılı bilgiler için. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar Pınar'cığım. Nasılsın? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyiyim ben de. Bu canlı yayın denemeleri bizim için de ilginç şeyler, tecrübeler oluyor. Bakalım devam nasıl gelecek. Gelen, takip eden öğrencilerimize, hocalarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Bakalım güzel bir sohbet inşallah bugün onlara sunmaya çalışacağız eski Türkçe ile ilgili olarak. Sen nasılsın? Şimdi anabilim dalları ile ilgili bir girişle başladın. Zannediyorum çok da verimli oluyor yani. Neden bu kadar fazla anabilim dalı var bir bölümde? Ve ne işe yarıyor bu anabilim dalları? Niye böyle kürsülere ayırıyoruz? Yani belki biraz bununla mı başlasak, ne dersin? Yoksa direkt eski Türkçe'ye mi girelim? Hocam isterseniz önce neden anabilim dallarımızdan başlayalım. Sonra da eski Türkçe'nin sınırları nerede başlıyor, nerede bitiyor onları anlatalım. Hı-hı. Çünkü bu hep karışık herkesin kafasında. Hep Osmanlıca sanıyorlar bizim alanımızı. Evet, çok haklısın. Yani bir eski Türkçe deyince hemen herkes eski Türkiye Türkçesi, yani bizim Osmanlı Türkçesi diye bildiğimiz ve bu şekilde adlandırdığımız dili hemen algılayıp onu şey yapıyorlar. Ona bir şekilde atıfta bulunuyorlar ama şimdi şöyle bir durum var. Hatta bazen Osmanlı Türkçesi dersen eski Türkçe demelisin diye uyarı bile yiyorsun. Yani bir de uyarıp düzeltiyorlar yani. Böyle bir şey var Osmanlı Türkçesi dediğiniz zaman. Sanki bunu bir hakaret gibi kabul ediyor. İşin doğrusu Türkçe bildiğimizden çok daha eski. Yani sokaktaki insanların ya da işte bizim ne yazık ki ilk öğretim ve orta öğretim tarihinde bahsedilenlerin çok daha derinine giden eski bir medeniyetimiz var. Ve yazılı kültürümüz de oldukça eski. Hiç öyle şey bir yakın tarihli bir halk değiliz. Gerçekten oldukça eski bir kökenimiz var. Ve bizim eski Türkçe diye adlandırdığımız da aslında Anadolu öncesi. Yani işin birazcık coğrafi boyutu böyle. Yani sadece tarih değil, aynı zamanda çünkü biz Doğu Türkçesini de birazcık eski Türkçenin içine koyarız. Dolayısıyla Çağatayca gibi biraz Anadolu öncesi ve işte biraz Orta Asya merkezli diyelim. Dilimiz, hı hı. Türklerin, Türk halklarının dili eski Türkçe'de işlediğimiz, araştırdığımız alanlardır. Peki hocam, sınırlarını nerede başlatıp nerede bitirebiliriz?
Eski Evet, Türkçe. bununla ilgili birçok tartışma var tabii, biliyorsun, senin de çok iyi bildiğin gibi. Yani bu eski Türkçe çok geniş bir kavram işin doğrusu. Ne kadar eski, yani eski derken şeyler, Osmanlı Türkçesine eski Türkçe diyenler de aslında hatalı değiller. Çünkü bugünkü Türkçeden biraz eski. Dolayısıyla yine eski sıfatı kullanılabilir sıfat olarak, ama biz terim olarak eski Türkçeyi, yani burada sıfat olarak değil terim olarak kullanacağız tabii ki eski Türkçeyi. Terim olarak kullandığımızda ise nereye kadar götürebiliyoruz? Öncelikle yazılı dönemden başlatmamız gerekiyor. Yani bu da 8. yüzyıl. Yani işte 720'ler şimdilik en eskisi bu. Daha eskisi daha sonra bulunabilir mi? Mümkündür. Yani bölgede arkeolojik keşifler yapılır, bir şey olur. Yarın yeni bir şey bulunur ve biz bütün bu bilgileri güncellemek zorunda kalırız. Ama şu anki güncel bilgiyle 8. yüzyılla başlatıyoruz. Göktürkçe diye bilinen ya da Köktürkçe diye bilinen, Orhun Türkleri diye bilinen, o Orhun abideleri, kitabeleri, o kadar çok ismi var ki hep aynı şeyi söylüyor ama çok isimli. Bunlarla başlatıyoruz. Ondan sonra Uygur dönemimiz başlıyor. Sonra Karahanlı. Şimdi Karahanlı dönemi üzerinde bir takım tartışmalar vardır. Orta Türkçe'yi Karahanlı Türkçesiyle başlatanlar da çoktur. Tabii ki Karahanlılarda önemli bir gelişme var. İslamiyet'i kabul ediyorlar. Resmen İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti olunca haliyle burada bir söz varlığında bir değişme başlıyor. Fakat metinleri incelediğimiz zaman, özellikle işte Kutadgu Bilig gibi temel Karahanlıca eserinden bahsediyorum, İncelediğimiz zaman biz dilin değişmediğini görürüz. Yani eski Uygurlardaki dil neyse Karahanlılardaki dil de odur. Zaten bölge olarak da aynı yerde yaşıyorlar. Yani belki biraz İpek yolundan da bahsetmek gerekir. Şimdi antik dönemin en önemli ticaret yollarından bir tanesidir İpek yolu. O zamanlar adına İpek yolu denmiyor. İpek yolu denmesi 19. yüzyılda bir Alman coğrafyacı tarafından verilen bir isim buraya. Aslında bu parça parça ticaret yollarının birleşmesiyle oluşan, Roma'dan Çin'e kadar giden bir yol. Şimdi Türkler için önemli. Neden önemli? Çin'in batı bağlantısının boğazında Türkler yaşıyor. Özellikle Uygurlar. Yani o eski Türkler, dediğim gibi, o kadar çoklar ki bakalım ne kadar toparlayabileceğiz biz de. Toparlamaya çalışalım ama biraz o bilindik, hani herkesin bildiği isimlerle başlamak belki en iyisi. Uygurlar bu batıya bağlanan boğazındalar. Tam bir şey, doğal bir geçit burası. Şey olarak, yani coğrafi olarak böyle doğal bir avantajı var bölgenin. Hemen aşağısında bir Taklamakan çölü var. Hemen yukarısında işte Tanrı Dağları var. Bu ikisinin arasında bir boğaz var ve bu boğazda büyükçe, uzunca bir koridor. Bu koridorun işte Dunhuang, Turfan, bizim bildiğimiz, yani bütün bu vadiler boyunca işte Aksu, Karaşar, Kaşgar, hepsi bu bölgede yerleşmiştir, bu şehirlerin. Bunların şeyi, en önemli özelliği, dediğim gibi, Çin, hemen zaten bunların bitiminde de Çin Seddi başlıyor. Yani bizim bildiğimiz Çin Birliği'nin başlangıcı. Yani burada Türkler var, sonra Çin var. Aşağıda bir yol daha var Tibet üzerinden, ama bu yol daha ziyade Hindistan'a bağlanan yol. Şimdi şuradaki bu boğazı, anlattığım bu boğazı biraz canlandırabilir miyiz? Gözümüzü canlandırmaya çalışalım. Bir boğaz. Burada Çin'imiz var. Bu boğazdan geçtikten sonra işte Fergana, Taşkent, Kiş gibi Orta Asya'nın zengin şehirlerine ulaşıyorsunuz. Şimdi biz medeniyet deyince bugün, biraz eskide girince, hani medeniyet, medeniyet de diyoruz, İstanbul Medeniyet Üniversitesi de bir yerde. Medeniyet deyince hemen bugünkü çağdaş medeniyet anlayışımız ve modern uygarlıklar geliyor. Ama bu modern uygarlıkların temelleri çok çok eskiye dayanıyor. İşte gerçekten Orta Çağ medeniyeti de Orta Asya'da. Ve burada Türkler çok ciddi bir rol oynuyorlar. Biraz şöyle, Uygurların temel rolü tabii ki ticaret çok önemli. Ama asıl oynadıkları rol biraz asker. Yani orada koruyucular, bölgenin gardiyanları. Dolayısıyla her zaman söylediğimiz şey budur. Ticaret doğrudan para, sıcak para akışı falan değildir.
öncelikle bir adalet sistemi, siyasi güç ve güvenlik sağlamanız gerekir ki tüccar oraya gelsin. Dediğim gibi aşağıda bir de Tibet'te bir yol var ama onun yerine bu Uygur yolunun tercih edilmesinin sebebi bir yandan da güvenliktir. Çünkü eğer tüccarsanız öncelikle malınızın güvenliğini düşünmek zorundasınız doğal olarak. Yani burada Uygurlar yaşıyorlar. Daha sonra Karahanlılar biliyorsunuz Kaşgar civarındadır. İzleyiciler bilirler. Kaşgar bizim için çok önemli bir şehir. Uygurlarda da önemliydi. Daha sonra Karahanlılar da zaten son derece önemli. Bu dediğim gibi yine bu bölgede. Şimdi İslamiyet'ten sonra yeni bir şey başlıyor bizde. Bu İpek yolunun ticaret hukuku şeriata kayıyor. Dolayısıyla şeriat hukuku Orta Asya'da egemen olmaya başlıyor. Doğal olarak da ticaretin yani Orta Asya'nın tüccar medeniyetleri diyelim özellikle işte İran halklarıyla birlikte yavaş yavaş İslamiyet'e geçiyorlar. Bu süreç epeyce bir sürüyor. 500-600 yıl gibi sürer aşağı yukarı. Ondan sonra zaten işte bugün Türklerin, Türk halklarının büyük çoğunluğu Müslüman. Hepsi değil. Tabii ki. Özellikle Sibirya'da hala şaman inançlarını koruyan Türkler var. İşte şeyde Hristiyan Türklerimiz var biliyorsunuz. Yine Rusya'da birçok yerde. Dolayısıyla Türk halkları böyle güzel nasıl diyelim polenleyen arılar gibi kültürleri birbirine hakikaten yayılmışlar. Ve çok ilginç katmanlı bir kültürümüz var. Bunu böyle bir kültüre sahip olmak bir ayrıcalık bence bir yandan da. Şimdi kendi bölümümüzü ana bilim dalımızı da övelim ve bunu araştırmak da büyük bir keyif benim için en azından öyle söyleyeyim. Şimdi senin sormak istediğin soru varsa oradan devam edelim. Evet hocam. Hocam öncelikle ben de Orhan öncesine geçeyim diyorum. Hep hani herkesin kafasında olan bir soru vardır. Bunlar Türk devleti miydi? Öncelikle oradan başlayalım isterseniz. Evet, evet. Şimdi bizim bildiğimiz anlamda Türk Birliği'nin kurulması, yani birinci Türk Kanlı diyoruz biz buna, 6. yüzyıl milattan sonra. Şimdi onun öncesinde tabii ki Türk devletleri var, Hunlar var. Bunlar kaynaklarda Şinnular diye geçen devletler aynı zamanda. Fakat bunlar tek bir etnik devlet değiller. Yani tek bir etnik kimlikten oluşan bir devlet değil Hunlar. Hunlar bir konfederasyon devlet. Dolayısıyla Türk Birliği'nin kurulması biraz görece geçtir. Yani burada da bütün Türkler bu birliğe katılmamış. Yani bizim birinci Türk Kanlığından, işte 6. yüzyıldan, işte İstemi Yagbu, işte Bumin Kağan falan bunların olduğu, yani bizim Kültigin, Bilge Kağan ve Tunyukuk'un bir önceki jenerasyonu diyelim. Çünkü bu yazıtlar bize ikinci Türk Kanlığından geliyor. Dolayısıyla birinci Türk Kanlığından bir tane yazıt var ya da bir yazılı belgemiz var. O yalnız Türkçe değil, Soğutça bir belge. Soğutlar da bir İran halkıdır. Orta Asya'da yaşayan, uzunca bir süre yaşamıştır. Bugün de torunları diyelim, devamını Yagnobi diye bir grup Tacikistan'da devam ettiriyor. Çok küçük bir grup ama var. Yani en azından doğrudan Soğutlara bağlanabilen halklardır bunlar. Soğutlar Türkler için çok önemli. Büyük bir ihtimalle resmi yazışma dili falan olarak da kullanılmış Soğutça uzunca bir süre. Yani birinci Türk Kanlığı'nda da var. Bu sadece Uygurlara özgü bir şey değil. Uygurlarda zaten çok fazla etkinli olduğunu görüyoruz. Böyle birlikte yaşayan bir halk. Yani tabii şunu da unutmamak lazım. Bizim anladığımız anlamda bir devlet yok o zamanlar. Yani biz işte milliyet, nasyonel devletler, ulus devletler var bugün. O zaman öyle değil. Yani bir bunlar yeni kavramlar zaten değil mi? Evet evet tabii ki yani bunlar 18. işte yüzyılla falan ortaya çıkmış. Özellikle Batı'da, Avrupa'da falan ortaya çıkmış kavramlar bunlar. Daha sonra yayılmış sistem ya yani bu ulus devlet sistemi. Yani o dönemlerde böyle bir kaygı da yok. Yani işte şunun etnik kimliği nedir falan diye böyle bir kaygı da yok. Dolayısıyla tarihi değerlendirirken gerçekten o dönemin şartlarına, koşullarına, o dönemdeki duruma göre değerlendirmek gerekiyor.
Dolayısıyla böyle bir ihtiyaç da demek ki duymamışlar yani. Böyle bir şey var. Aslında çok fazla Türk halkı var. Şimdi çizgi, yani böyle lineer tarih anlayışı. Ben bunu çok söylüyorum ve çok anlatıyorum. Tekrar tekrar da anlatmak gerekiyor. Ne yazık ki ilköğretim, ortaöğretim sisteminde bize tarih böyle bir kağıt üzerinde çizgiyle anlatılıyor. Yani işte Göktürkler vardılar. Bugün bile açsanız en basitinden ulaşabileceğiniz, işte Wikipedia açtınız, öncülü ardılı diye anlatıyor. Yani işte önce Göktürk koyuyor, onun öncesine Hunları koyuyor, sonra Uygurlar diyor, sonra Karahanlılar diyor. Halbuki böyle bir tarih yok. Yani tarih katmanlar halinde ilerliyor. Göktürkler varken Kıpçaklar da vardı, Oğuzlar da vardı, işte Uygurlar da vardı zaten. Ya yönetici şey grup değişebilir, önemli değil. Yani Uygurlar işte yeniliyorlar bir şekilde, Uygur egemenliği bitiyor diyelim, bu işte Turfan Vadisi bu civarda, ama orada oturmaya devam ediyor büyük çoğunluğu. Yani onlar Çağatay döneminde de zaten Türkler var burada. Dolayısıyla bir kısmı göçüyor elbette, ama bir kısmı kalıyor. Yani yönetimin değişmesi demek halkın değişmesi anlamına gelmiyor. İşte az önce söylediğin o eski Türkçenin bölümlenmesi, ayrılması, yani dolayısıyla dinin değişmesi doğrudan dilin değiştiği anlamına gelmez. Bizim için Orta Türkçenin başlangıcı 13. yüzyıl Moğol istilalarıdır. Çünkü Moğol istilalarıyla birlikte topluluklar kayıyor. Birbirini itiyorlar, kaçıyorlar, can havliyle kaçıyorlar, birleşiyorlar, birlik kuruyorlar falan derken halklar birbirine karışıyor. Dolayısıyla dil karışıyor. Yani dil izole bir şey değil, bir kavram değildir. İnsanla birlikte var olur. Yani insandaki değişim doğal olarak dili de etkiler. Yerinizi, yurdunuzu değiştirirseniz, toplu bir yerde, bir yerden bir yere göçerseniz muhtemelen diliniz değişecektir. Çünkü gittiğiniz yer boş değil. Orada da başkaları var. Şimdi özellikle de orada da başka Türk halkları varsa dilin değişme ihtimali daha da artar. Çünkü etkileşim artar. Yani yabancı bir dille şeyin aynı aileden gelen dillerin etkileşimi aynı olmuyor. Yani diyelim bir Kıpçak grubu Çağatay bölgesine gitti. Çağatay Kıpçak ortak bir dil bulursunuz artık orada. Yani ne tam Kıpçak'tır ne tam Çağatay'dır. Mesela Memlük Kıpçakçası ne tam Kıpçak'tır ne tam Oğuzca'dır. Yani Kıpçakça dersiniz, Kıpçakça özellikler vardır ama Osmanlıcadan ciddi ölçüde etkilenmiştir. Dolayısıyla bu baskın grupların dilleri daha etkili oluyor. Özellikle mesela bugün bile öyle aslına bakarsanız. Yani siyasi birlik de çok önemli. Dilin varlığını doğru dürüst sürdürebilmesinde. Edebiyatın keza sürdürebilmesinde. Yani devletin siyasi varlığını sürdürebilmesi lazım ki bütün bunlar devam edebilsin. Yani sanatı, bilimi vesairesi. Başka türlü çünkü mümkün değil. Eğer şey olarak bir kimlik olarak varsanız ancak o zaman zaten diğer alanlarda da var olabiliyorsunuz. Evet, biraz böyle bir konuyu çok dağıtmayayım, senin sorularını dinleyeyim diye. Kısa kesiyorum, havada kalıyor gibi oluyor ama bazen. Yani aslında her şeyin sınırını tam çizemiyoruz tarihte. Yani şu şurada başladı, evet. Bu burada bitti diye keskin çizgilerle ayıramıyoruz. O yüzden bizim tarihimizde de o şekilde yani. Evet, o zaman hocam şunu sorayım, evet, bence bu da. Çok pardon Pınar'cığım, ses biraz geç geliyor gidiyor. Şimdi mesela şöyle söyleyeyim, bakın daha rahat anlayacaksınız onu. 1069 işte Kutadgubilik, 1071 Anadolu'ya giriş. Yani aynı yıllar, bu halklar aynı zamanda varlar. Sanki böyle aradan 15 sene şey geçiyordu, 10 asır geçiyordu, öbürü geliyor, öyle bir şey yok, onu söylemeye çalışıyorum. Yani bütüncül bakmayı öğrenebilmemiz lazım. Yani doğru anlayanlandırabilmek için tarihi bütüncül bakmayı geliştirmek, yani bu bakış açısını geliştirmek gerekiyor her şeyden önce. Evet, böldüm, kusura bakma Pınar'cığım, buyurun. Şunu sorayım, şimdi Orhon yazıtlarıyla başlattık. Çünkü bilinen en eski yazıtlarımız onlar. Peki bu yazıtlardan ne zaman haberimiz oldu? Bunları kim buldu, kim okudu? Biraz da bunlar hakkında konuşalım isterseniz. Evet, bu tarz arkeolojik bulgulardan genel olarak dünyada işte 18. yüzyıl ve 19. yüzyıl, özellikle 19. yüzyıl zaten buluşlar çağı gibi birazcık, arkeolojik eserlerde de biraz böyle. İlk defa tanıtılması diyelim 1730 şeyle, Strahlenberg'le, bizim Strahlenberg'imiz, evet çok söyleriz,
hatırlarına gelecektir insanların da. Aslında Strahlenberg bir şey, esir Sibirya'da. Fakat orada bir şey işte Çar'ın görevlendirdiği Messer Schmidt bir coğrafyacı. Bölgede araştırma yapıyor Sibirya bölgesinde. Onu da ona yardımcı olarak atıyorlar. İşte Strahlenberg de öylelikle oralara gidiyor yani. Hani kendi kendine gezmeden ziyade orada bir görevle bulunuyor esir olduğu için. Daha sonra işte esareti bitip İsveç'e dönünce yani aslında bir subay. Orada tutsaklı askeri bir durum. İsveç'e dönünce buradaki şeyleri, derlediği malzemeyi işte Stockholm'da bir toplantıda tanıtıyor 1730'da. Böylelikle ilk defa dünyanın haberi oluyor bu yazıtlardan. Ha, onun öncesinde bir takım tarihçiler işte Arap tarihçilerinden de var, Moğol tarihçilerinden de var. Bahsediyor bu yazıtlardan yani. Bazı yerlerde böyle tek tek geçiyor böyle yazıtların olduğu söyleniyor ama içeriği nedir, nerededir falan onlar bilinmiyor. İşte 1730'da Orhon Irmağı'nın ya da Orhun artık Türkçeleştirirsek Orhun Irmağı'nın kenarındaki o vadide bu yazıtlar bulunuyor. Tunyukuk biraz daha uzaktadır. Kültigin'le Bilyakan nispeten yakındır birbirine. Üç tane önemli yazıtımız böylelikle ortaya çıkıyor. Okunması için biraz beklemek gerekiyor 1893'e kadar. 1893'te ilk defa Thomson okuyor. Danimarkalı dil bilimci. Ama Radloff'la birlikte, Rus Türkolog Radloff'la birlikte biraz yardımlaşarak ama ilk yayın şeyden, Thomson'dan. Ondan sonra Radloff bir daha yayın yapıyor arkasında. Tabii ondan sonra da başlıyor işte. O dönemden itibaren hala sürekli yayın yapılıyor yazıtlar. Hala okumalar devam ediyor. Evet hala ve hepsi birbirinden farklı. Bunu benden iyi biliyorsun sen şu anda hazır sıcağı sıcağına tezinde çalıştığın için. Çok farklı okumalar oluyor yani. Üç tane taşı nasıl bu kadar farklı okuyorsunuz diyor olabilirler insanlar ama okunuyor. Hocam tam da bu konu açılmışken alfabelere değinebiliriz belki. Evet. O zaman... Yani biz derslerimizde de öğretiyoruz zaten alfabeleri. Türkler çokça farklı alfabede yazmışlar, çizmişlerdir. Bu açıdan da zengin bir kültürümüz var. Ben bunu zenginlik olarak görüyorum. Bir yanda tabii dezavantajı da vardır ama aslına bakarsanız zenginliktir. Çünkü yazılı diller modern diller gibi değil. Yani bizim ses kaydımız yok. Dolayısıyla ses değerleriniz, sözcüklerdeki ses değerlerini tam bilemeyiz. İstediği kadar yazsın oraya, tam olarak onun hangi değerde olduğunu bilemeyiz. Çünkü hiçbir yazı insanın fiziki seslerinin tamamını yansıtamaz zaten. Bir şekilde indirgemek zorundasınız belirli bir harf setine ya da yazı işareti setine. Onun üzerinden çalışacaksınız. Türk runik yazısı yani Orhun yazıtlarının kullanıldığı yazı, yani işte dediğim gibi çözümlenmesi biraz zaman alıyor yani. Ama çözümlendikten sonra da işte devamı geliyor. O kadar zor bir alfabe değildir gerçekten öğrenmesi. Hatta son yıllarda Türkiye'de epey de popüler tişörtler falan giyiyor insanlar, görüyorum arabaların arkasına yazıyorlar Türk diye. Ya popülerliği de var bu son dönemde, artmış durumda. Sonra Uygur yazısı var mesela, çok kullanılan, yine özellikle Uygur yazmalarında gördüğümüz. Temel olarak Uygur yazmaları işte 9. 13. yüzyıllar arasından geliyor bize. Turfan Vadisi civarından böyle bölge bölge çıkarılmış sit alanlarından, arkeolojik sit alanlarından çıkarılmış yazmalar. Bu yazmaların içinde kağıda yazılanlar var, ipeğe yazılanlar var, işte ağaca yazılanlar var, yine yazıtlar var, Uygur yazıtları da var. Yenisey bölgesine biraz daha eskice. Daha sonra Arap alfabesi var zaten. Uygurlar döneminde 9 farklı alfabe görüyoruz biz. Çok fazla. Yani her türlü alfabeyi kullanmışlar bölgede diyebiliriz. Hakikaten çok müthiş bir zenginlik bu. İnanılmaz bir kültür ve medeniyet göstergesidir. Daha sonra Arap alfabesini alıyoruz. Şimdi Arap alfabesini alıyoruz ama şunu unutmamamız gerekir. İmla Uygur imlasıdır. Yani imladan kastım hangi harf kombinasyonları yan yana gelecek, ne hangi değer, yani hangi işarete hangi değer verilecek vesaire. Mesela bizim bir genisil N sesimiz var, biliyorsunuz işte deniz gibi sözcüklerde falan var olan N sesi. Daha sonra Osmanlı döneminde bu sadece sağırnun denilen kefle sadece gösteriliyor ama
çok uzun bir süre Orta Asya'da nun kefle gösterilir. Yani hem ne hem ke ile gösterilir. Bu mesela gelenek, imla geleneği Uygur imlasından alıntıdır. Uygur yazısı böyle yazar. Yani dolayısıyla Karahanlılar'da Arap alfabesi geldikten sonra sadece harfleri değiştiriyorlar. İmla aynen kalıyor. Çok uzun bir süre. Belki 16. yüzyıldan falan sonra değişiyor. O da batı bölgelerinde değişiyor. Yani doğu bölgesinde uzunca bir süre Uygur imlası varlığını koruyor. Dolayısıyla sadece harf değişti diye imla değişecek demek de değildir. Bizim mesela Latin harflerinin kabulünden sonra imlamızın oturması epey bir zaman almıştır. Hala sorun yaşıyoruz biliyorsunuz. Hala işte bir kılavuzun kabul ettiğini öbürü kabul etmiyor. Bunlar imla problemleri. Yani sadece harflerle ilgili değil bu. Bu bir yazım geleneği de gerektiriyor. Bunun bu kadar sorunlu olmasının birkaç sebebi olabilir tabii bugün. Bir yandan harf devrimi, bir yandan dil devrimi. Yani hem sözcükler değişiyor hem harfler değişiyor falan. Onun oturması zaman alır. Çünkü yazı gelenektir. Mesela Türkçe okunduğu gibi yazılır diye bir inanış var birçok yerde. Bu aslında tamamen bizim alfabemizin genç olmasıyla ilgilidir. Çünkü henüz o gelenek oturmadı. Yazı dili dondurur. Böyle bir özelliği var yazının. Ama biz daha 1928'den beri Latin alfabesi kullanıyoruz. O kadar uzun bir zaman olmadı. Eğer hala Arap alfabesini kullanıyor olsaydık bizim de konuştuğumuzla yazdığımızın arasında dağlar kadar fark olacaktı. Hala var yani. Şu anda da var. Yavaş yavaş zaten öyle hocam. Hani konuşmamız değişir artık. Bir 100 sene sonra. Bir 100 sene sonra daha açık görülür bu yani. Hocam alfabe çeşitliliğinden bahsetmişken bir de eski Türklerin dinlerinden bahsedelim. Orada da büyük bir çeşitlilik var çünkü. Evet. Güzel soru bu. İyi tam da bağlandı. Çünkü alfabelerle dinlerin çok yakın ilişkisi var. Yani Karahanlıların Arap alfabesine geçmesi tabii ki İslamiyet'i kabul ettikten sonra. Onun öncesinde mesela Uygurlarda birden fazla din olduğu için hem şeyler var. Budist Uygurlar var, hem eski geleneklerini sürdürenler var, hem Maniist Uygurlar var, yani Maniizm inancına sahip olan Uygurlar var, Hristiyanlar var. Dolayısıyla oldukça çeşitli bir din şeyi var orada, topluluğu diyelim öyle söyleyelim, bir sürü dinli görebiliyoruz. Ve Maniistler mesela Mani yazısını kullanıyorlar, yani Mani yazısı bir tür Süryani yazısı. Aslına bakarsanız şöyle söyleyelim daha doğrusu. Bunların hepsi alfabetik yazılardır ve kökeni Fenike'ye gider. Yani Arap alfabesinin de kökeni Fenike'ye gider. Soğut alfabesinin de kökeni Fenike'ye gider. Uygur alfabesinin kökeni de Fenike'ye gider. Yani Sistan Fenike'ye gider. En eski gidebildiğimiz yer Fenike. Dediğim gibi yarın arkeolojik bir keşif bulunur, başka bir şey çıkar onu bilemem. Demir çağı gibidir bu. Dolayısıyla oldukça eski bir döneme gider. Onun öncesinde yazılar var. Yani birkaç sistemde kullanılabilir yazı. Biri bu alfabe sistemidir. Alfabe ses kodlanır. İşte A dersiniz onu kodlarsınız. İşte B dersiniz onu kodlarsınız. Sonra bunların kombinasyonları olur. Hece yazısı olabilir. Mesela Türk runik yazısı biraz böyledir. Hece yazısıdır. İşte ba, b ya da ba, ap, b, ep gibi. V de aynı zamanda ev de olabilir bu. Yani İki değerlidir. Runik yazısı böyle biraz hece yazısı gibidir. Ne bileyim işte hieroglifler vardır, resim yazıları vardır, karakter varsa. Dolayısıyla çeşitlenir bu yazılar. Şimdi Uygurlar özellikle hem Çince'yi kullanmış, yani bir sürü alfabeyi kullanmışlar. Brahmi yazısını kullanmışlar. Her türlü alfabeyi görebiliyorsunuz. Dediğim gibi 9 farklı alfabe. Çok fazla. Ama bu şeyde özellikle dinler özelinde konuşacak olursam mesela Budistler çoğunlukla Uygur yazısını kullanıyorlar. Bu da Soğut yazısından geliştirin. Yani Soğut Sutra yazısıdır bu. Aslında Uygur yazısı diye bir yazı yok. Biz öyle söylüyoruz. Bu Soğutların sutralar için kullandığı yazıdır. Sutralar da bir tür eser, dini eser, Budist eserler. Birazcık daha şey gibi düşünün. Osmanlıca işte Osmanlı yazısının nesih gibi. Yani bir sistemde nesih yazısı hani belli bir sistemde biraz matbuda falan kullanılan yazı sistemi odur ya. Biraz öyle bir yazıdır bu Uygur Sutra yazısı, Soğut Sutra yazısı. Biz Uygur yazısı diye artık biz de ünlendiği ve böyle kullandığımız için kullanıyoruz. Mani yazısı yine Süryani yazısından
geliştirilmiş, bir tür Süryaniyasına geliştirilmiş bir yazıdır. Sistemi birazcık daha farklı, daha çok işaret var. Dolayısıyla bizim için daha anlaşılır bir halde hangi sesleri, hangi ses değerlerini nasıl yazacağız. Brahmi yazısı var. O özellikle bizim yuvarlak ünlü ayrımlarımıza yardım eder ama istikrarlı değildir. Böyle bir sıkıntı var. Yani dinlerin de dediğim gibi böyle bir etkisi var. İşte Hristiyanlarda mesela Süryani yazısını bile kullanıyorlar. Dolayısıyla dinler çok etkili yazılarda. Ama İslamiyet'in kabulüyle birlikte Arap alfabesi çok hızlı yayılıyor. Yani dalga dalga yayılıyor ve artık orada bir yazım geleneği oluşuyor. Bunu kullanmaya başlıyorlar Türk halkları. Sadece Uygurlar ya da Karahanlılar değil, Orta Asya'daki diğer Türkler de bunu kullanıyorlar. Özellikle hala da kullanan Türk devletleri var zaten. Aynen, aynen. Özellikle 14. yüzyıldan sonra da çok fazla eserler üretilmeye başlıyor. İlk eserler genellikle bir şeyde, din değişikliğinde falan da öyle. İlk eserler genellikle tercüme eserler oluyor. Hı. Telif değil. Telif eserlerinin yapılması aşağı yukarı 200-300 yıl sürüyor. Bakın, bir yazım geleneğinin oluşması en az 300 yıl. Biraz böyle bir şey bu. Dolayısıyla bizim bu kutadgubilik, yani bir benzeri yok, tercüme değil, telif bir eser. Çok özel bir eser bu anlamı, bu açıdan baktığımızda mesela. Ya da Divan-ı Lügat-ı Türk, o da öyle. Tamam, Arap şeylerine benzeterek, dil bilgisi ve sözlüklere benzeterek yazılmaya çalışılmış ama sonuç itibariyle telif bir eser ve öyle benzeri olan bir eser de değil. Çok kıymetli eserlerimiz var yani, görebilirsek eğer, bizim için oldukça değerli. Hocam, bu arada eserlerden bahsetmişken bir öğrencimiz sormuş canlı yayınımız olacağını duyunca. Bir eski Türk diline ilgi duyan birinin mutlaka kitaplığında olması gereken bir kitap söyler misiniz demiş, ya da birkaç kitap. Evet, herhalde sözlüklerle başlarız değil mi? Yani ilk önce bizim başucu kitabımız Clauson'un sözlüğüdür herhalde, etimolojik sözlüğü. 13. yüzyıl öncesi etimolojik sözlüğü. Yani o kadar çok kullanıyoruz ki biz bunu yokmuş gibi zannediyoruz. Yani bir yerden sonra şey, kolundaki saati hissetmemen gibi bir şeydir bu. Bizim de böyle sözlükle özel şeyine hakkını verelim, sözlükle başlayalım. Ondan sonra ilginize göre değişir. Yani eğer Orhon Türkçesi ile ilgileniyorsanız bu alanda yapılmış yayınlara yönelmeniz gerekir. Şeyse Uygurlarla ilgileniyorsanız bu alana yönelmeniz gerekir. İslami dönemle ilgileniyorsanız ona göre değerlendirmeler yapmak gerekir. Ama mesela işte Karahanlılarla ilgileniyorsanız kutadgubilikler olmalı. Tıpkı basımları, işte Arat'ın yayınları vesaire. Aynı şekilde Divan-ı Lügat-ı Türk olmalı. Yani bu çok geniş bir alan. Yani yüzlerce yıllık bir dönem bu. Dolayısıyla birazcık... O yüzden çok zor. Çok zor, çok zor. Evet, o yüzden sadece sözlük söyleyebilirim. Yani tek bir kitap söylemem gerekirse. Hocam, o zaman artık medeniyette eski Türk dili geçelim. Neden medeniyette eski Türk dili anabilim dalı önemli? Neden öğrenciler buraya gelmeliler? Hangi dersleri veriyoruz? Biraz bunlardan bahsedelim isterseniz. Gerçekten bu önemli. Yani neden gelsinler medeniyete? Bu haliyle, yani ben de bir öğrenci olsam bu soruyu sorardım. Yani neden gelsem ne olur, ne bulurum? Yani nasıl bir şeyle karşılaşırım? Ama öncesinde şunu bir oturtalım bence. Neden eski Türk diliyle bu kadar çok uğraşıyoruz? Ve neden uğraşılması gerekiyor? Aslına bakarsanız birazcık onun bir açıklamamız gerekiyor. Yani hep diyoruz ya, bu kıymetli eserler, kıymetli eserler. Bunlar bazı çok haklı olarak bence biraz böyle belirsiz imajlar yaratıyor insanların kafasında. Şimdi bunu şöyle düşünelim. Bence bireyle özdeşleştirirsek toplumun durumunu daha iyi anlayacağız diye düşünüyorum. Örneğin bir birey olarak, yani bir insan, bir kişi bir gün kalktığında yani hafızasını kaybetmiş olarak uyandığınızı farz edin bir gün. Adınızı bilmiyorsunuz, kim olduğunuzu bilmiyorsunuz, nereden geldiğinizi bilmiyorsunuz, ailenizi tanımıyorsunuz, ne zaman doğduğunuzu bilmiyorsunuz, ne iş yaparsınız bilmiyorsunuz, aileniz ne iş yapardı bilmiyorsunuz. Şimdi bu ruh hali özetle kimliksizlik. Yani kimsiniz bilmiyorsunuz. Diyoruz, şey derler ya, yani ama zaten ölmüş insanlar, bunlar ne gerek var? ya okusak ne olur, okumasak ne olur? Şimdi
Bu halde ben size bugüne dair bir soru sorsam, desem ki kaç yaşındasın? Bu kadar basit bir soru soruyorum. Buna bile cevap veremezsin. Çünkü bunu bilmen, ya bugüne bunu getirebilmen için geçmişi bilmen gerekir. Bireysel olarak. Yani bu bireyde neyse, inanın bana toplumda da aynıdır. Şimdi toplum olarak hep söylüyoruz. Herkesin kafasında bir Orta Asya imajı var. At üstünde gezen bir takım insanlar herhalde canlanıyor. Bilmiyorum kimin kafasında ne canlanıyor ama sadece et yiyen, başka bir şey yapmayan, yani bir güruh, yani oradan oraya koşturan, herhalde böyle bir imaj canlanıyor insanların kafasında. Yani zannediyorum öyle yani. Özellikle ilk öğretim, orta öğretim şeylerine dayanırsak eğer, bilgilerine. Ama bu iş böyle değil yani. Biz eğer eski Türkçe ile kendimiz ilgilenmezsek, aynı bireyde olduğu gibi, mesela dedenizi tanımıyorsunuz, hatırlamıyorsunuz. Birileri size bir takım söylentiler getiriyor. Sizin dedeniz şöyle iyi bir insandı diyor. Siz, iyi bir insanmış benim dedem. Kötü bir insandı diyor birisi. Siz diyorsunuz ki benim dedem kötü bir insanmış. Yani sizin kendi birinci elden bilginiz yok. Yani o ne derse, o öbürü ne derse öbürü falan. Burada dengesiz bir durum ortaya çıkar. Dengesiz bir ruh hali ortaya çıkar. Ya aşırı sevmeye başlarsınız ya da anlamsız yere aşırı duygusal ilişki kurar ve fazlaca bir şeyler yüklersiniz, anlamlar, ya da aşırı yermeye başlarsınız. Yani dengeyi kaybedersiniz doğal olarak, çünkü referans noktanız yok. Nereden başlayacağınızı bilmiyorsunuz ve bu nokta sağlıklı değil, söylentiler üzerine kurulu. Siz de eğer tarihi kimliğinizi, toplumun kimliğini söylentiler üzerine kurarsanız, ya da işte ne bileyim batıda yapılmış bir takım çalışmalar üzerine kurarsanız, ya da yeniden tarihi yazıp şekillendirip bir takım toplum mühendislikleri üstüne kurmaya çalışırsanız eğer, işin doğrusu elinizde patlar. Yani bu ne kadar doğru bir şekilde temellendirirsek eğer, ne kadar bu işi başarabilirsek, bugünkü toplumun kimliğini de o kadar sağlıklı bir şekilde ortaya koyabiliriz. Ve bu doğal olarak bizim kendimizle barışmamız demektir. Bu bilinir, bilinen bir şeydir. Biz bunu özellikle Batı toplumuyla, yani Türkler bunu çok yapıyorlar ve yaşıyorlar. Hepimiz de yaşadık, biliyoruz. Yurt dışına gidenler daha iyi bilirler. Biz çok kendimizi yereriz, anlamsız yere. Yani çok sürekli bir aşağılık kompleksi içerisinde hareket ederiz ve çok yereriz. Yok işte dedim ya, yani yemek pişirmeyi bilmezdi Türkler. Zaten hep et yerlerdi. Yani bu tarz şeyler, söylemler anlamsız yere bizim kendi kendimizi pataklamamızdan başka bir şey değil işin doğrusu. Niye böyle yapıyoruz? Çünkü bir türlü kendimize güvenemiyoruz biz. Geçmişimize güvenemiyoruz. Kim olduğumuzu bilmediğimiz zaman böyle oluyor işte. Eski Türkçenin yaptığı şey buna doğrudan, birinci elden ulaşabilmektir. Yani işte tarihten farkı budur. Arkeolojiden farkı budur. Yani bir arkeolog gider işte sit alanında o şeyi çıkarır, yazmayı, eseri neyse. Bir dilci bunu okumadan o tarihe mal olacak bir şey değil. Yani o hala orada öylece duran bir nesnedir. Onu toplumun kimliğinin bir parçası haline getiren, onu tercüme ederek kazandıran dilcidir. Dolayısıyla burada biz bir kanal kuruyoruz. Biz ne kadar doğru tercümeler yapar, ne kadar nesnel bir şekilde tarihe bakarsak, tarihçiler de o yorumu o kadar nesnel bir şekilde yapacaktır. Şimdi medeniyete gelen öğrenciler ne bulurlar medeniyette? Birincisi, bu basma kalıp tarih anlayışını arayanlar gelmeye de bilirler. Böyle bir şey olmayacak. Bulamazlar yani. Ne bulamayacaklarını anlatayım. Bu klasik sadece ek kök ayrımına indirgenmiş eski Türkçeyi bulamayacaklar. Bizim yapmaya çalıştığımız şey asıl, yani kimliğimizi görebilmek için bu metinleri doğrudan okuyabilmek. Dolayısıyla sadece latinize edilmiş metinler okumuyoruz. Doğrudan metinleri okumayı öğretiyoruz gerçekten. Ve hep birlikte, yani bu sadece öğrenciye üzerine yıkılan bir görev değil yani. Ben kendi yapamadığım şeyi öğrencimden istemem. Dolayısıyla birlikte okuyoruz, yeniden okuyoruz. Yani bu metin okunmuş nasıl olsa, atalım gitsin. Böyle bir şey yok bizde. Zaten elimizde çok az metin var ve ne kadar okunabilirse, ne kadar karanlıkta kalmış noktalar aydınlatılabilirse bizim için o kadar önemlidir. Çünkü bireysel bir şey yapmıyoruz biz. Toplum için
yapıyoruz ve tarih için yapıyoruz, insanlık için de. Çünkü Türkler, yani Türkleri karşılaştırabileceğiniz uygarlık sayısı çok az dünyada. İşte bir Roma uygarlığı falan. Ya biz çok diyorum ya, kendimizi yerden yere vuruyoruz ama ya çok katmanlı, çok kaynaklı bir kültürümüz var. Ve sırf ana dil konuşucularının kaynaktan bu kadar uzağa gittiği başka bir dil grubu da yok. Yani şu anda siyasi varlığını sürdürebilen bir dil, kültür, halkı yok yani. Dolayısıyla biz o kökleri ne kadar sağlam atabilirsek, ne kadar köklerimizle bağlantıyı kurabilirsek, o kadar güçlü bir zihin yapısı ve kimlik inşa ederiz kendimize. Ya ve bu şeylerden de, bu söylentilerden, kendi kendimize yaptığımız varsayımlardan da kurtuluruz. Gelen öğrenciler, lisans olsun, lisans üstü olsun, doktor olsun fark etmez. Disiplinler arası çalışmalara çok önem veriyoruz. Birden fazla dil öğrenmeye ve öğretmeye çok önem veriyoruz. Sadece modern diller değil, aynı zamanda tarihi dönem dilleri. İşte antik Çince'den, işte klasik Çince'den antik Yunanca'ya, Solcaya kadar birçok dili öğrenme imkanı var gelen öğrencinin. Dolayısıyla aslında Türkiye'de daha çok görmeyi arzu ettiğimiz bir sistemi geliştirmeye çalışıyoruz. Yeni bir üniversite, daha yeni kuruyoruz. Ama gerçekten gayretli insanlarla hep birlikte bir şeyler başarmaya çalışıyoruz. Ve öğrencilerimiz de bizim paydaşlarımız. Yani böyle şey değil, hani öğrenciler gittiler diye bir şey yok. Her zaman bir şekilde iletişim halinde oluyoruz ve uygulamalar içerisinde beraber çalışıyoruz. Yani sadece işte aynı metinleri 100 kere okuyup şey oluyor ya, bir sizde var mıydı bilmiyorum. Ben çok ciddi bir klasik eğitimden geldiğim için biliyorum, aynı defterden aldığımız dersler, her dönem aynı defterden anlatılan dersler, böyle dersler yok. Her grup öğrenci kendi gramerini kendisi yazıyor. Bu da çok önemli bir şey diye düşünüyorum. Çünkü anlatabilmek için bilmek gerekiyor. Yani bir konudan haberdar olmakla konuya vakıf olmak arasında fark vardır. Konuya vakıf olabilmek için mecburen uygulamalı öğrenmeyi yapmak zorundasınız yani. Hani araba kullanmakla ilgili 40 tane kitap okuyun. Oturup sürmediğiniz sürece hiçbir işe yaramaz okuduğunuz kitaplar. Bu da biraz böyle bir iş. Biz öğrencilerimizle beraber çalışıyoruz. Yani öğrencilerimizden ayrı değil ya da onları çalıştırmak değil yaptığımız şey. Dinleyen öğrencilerimiz var. Takip edenler, yorum da yapabilirler isteyenler. Söylediklerimin arkasında duruyorum yani. Hocam peki biz ana bilim dalımızda öğrencilerimize lisans ya da lisans üstünde hangi dersleri veriyoruz, neler öğretiyoruz? Biraz onlardan bahsedelim. Evet, lisans birazcık klasik bir sistem bizim için. Zaten birçok yerde, ya işin kötü tarafı şu, son dönemlerde eski Türkçe ile ilgili dersler kaldırılıyor. Burada en azından o ders sayısı makul bir düzeyde kaldığı için iyi bir şey bu. Yani işte Orhon yazıtları ile ilgili dersimize, o kök Türkçe dersi var, işte Uygurca var, Karahanlı ve İslami dönem sonra tabii ki o da var. İşte Kıpça, Karezm, tarihi Türk lehçelerinden, Çağatay grubu yine. Gönül ister ki Çağatayca biraz daha uzun yapabilelim. En azından bir de edebi tarafı da olsun işin, ama sonuçta lisede de görüyorum birazcık yani. Bu çok geniş bir dil ve edebiyat, Türk dili ve edebiyatı. Zaten olabilecek en iyi ve en yoğun şekilde vermeye çalışıyoruz. Lisans üstü birazcık daha farklı tabii ki. Burada yine verdiğimiz dersler eski Türkçe derslerinden, işte Uygurca ve yani eski Türkçe ve Orta Türkçe'yi dengelemeye çalışıyoruz işin doğrusu, birazcık yüksek lisans doktorada. Ama doktoradan itibaren işin teorisiyle biraz, yani kuramlarla ilgilenmeye başlıyoruz. Hatta yüksek lisansta bile var bu. Yani Türk dillerinin sınıflandırmaları, bu sınıflandırma sistemleri, dil sınıflandırmaları neye göre yapılıyor? Biraz dil felsefesine çok girmiyoruz ama biraz ondan da bahsediyoruz. Biraz toplumsal dilden, toplumun dilinden de bahsediyoruz. Yani bir bütüncül bir bakış açısı geliştirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla kitabi bilgiyi zaten öğrenci öğreniyor. Yani kitaptan okunulabilecek bilgi için bir hocaya ihtiyaç yok işin doğrusu. Onu zaten herkes okur öğrenir. Hoca daha ziyade teknik ve kuramlarda
yardımcı olan bir rehber benim için. Dolayısıyla kendim nasıl bir hoca istersem öyle bir hoca olmaya çalışıyorum öğrencilere. Kuram ve metodoloji konusunu iyi çalıştırıyoruz. Bu çok önemli. Yani bu şu demektir. Ben olsam da olmasam da öğrenci kendi yolunda belli bir tekniğe sahip, belli bir standarda sahip olarak ilerleyecek demektir. En önemlisi de budur zaten. Çünkü hayatının sonuna kadar hiçbir öğrenci hocayla beraber çalışamaz zaten. Belli bir dönem öğrencilerin hayatındayız. Aynı şekilde yani bu ilişki karşılıklıdır. Belli bir dönem bu ilişki sürüyor. Dolayısıyla önemli olan bu tekniği geliştirebilmektir. En önemlisi budur benim gözümde yani. Yönteminiz yoksa çünkü bilim yapamıyorsunuz doğal olarak yani. Çünkü ezber bilim bir yere kadar yani o sorgulamadan ilerleyen bilim sizi bir yere kadar götürür. Ona da bilim denmez işin doğrusu. Bir yandan da İran dilleri ve işte klasik Çince gibi derslerle de öğrenciler uzmanlaşmak istedikleri diğer alanlara da kayabilirler. Bu tamamen kişiye bağlı. Bu arada bağlı. Runik harfleri okumayı öğretiyoruz. Uygur harflerini okumayı öğretiyoruz. Hı hı. Yine zaten Arap harflerini okumayı öğreniyorlar. Evet, onu zaten öğreniyorlar. İşin doğrusu alfabe öğrenmek o kadar zor değildir. Yani kolaylıkla öğrenilebilir. Özellikle bir iki alfabeyi öğrendiyseniz ondan sonra zaten sistemi çıkartırsınız. Yani herhangi bir alfabeyi rahatlıkla öğrenebilir hale gelirsiniz. Alfabeden bahsediyorum. Yazı türleri değil, tekrar ediyorum. Yani resim yazılar, hiyeroglifler, çivi yazıları falan bunlar farklı sistemler. Ama alfabeler yani ses kodlamalarını yazıya geçti sistemler bunlar öğrenilebilir. Zaten Türkler de genel olarak alfabeler kullanmışlardır. Biz de bunları işte akşamdan sabaha bile öğrenebilirsiniz öyle söyleyeyim. O kadar zor değildir alfabeleri öğrenmek. Birazcık zaman isteyen söz varlığını edinmektir. Yani eski Türkçe özellikle Uygurca ve Karahanlıca'da öyle çok ciddi bir söz varlığı var orada. Yani şeyden Orhon yazıtlarından farklı olarak. Çünkü Orhon yazıtlarında işte toplasanız 1000 kadar kelime var. Hepi topu yani. Ama Uygur yüz binlerce kelime sayısına çıkıyorsunuz. Bizim eksikliğimiz ne yazık ki hala doğru dürüst bir sözlük yapamadık. O bizim eksikliğimiz yani. Divan-ı Ligat-ı Türk zaten baş başına bir şaheser. Dolayısıyla bu söz varlığı konusunda biraz zaman istiyor. Metin aşinalı okuma yapmak gerekiyor hakikaten. Sözcüklerin anlamlarını yerleştirebilmek için, kullanımlarını yerleştirebilmek için. Dolayısıyla alfabe belki korkutucu geliyor insanlara, nasıl okuyacağız, nasıl öğreneceğiz gibi. Ama inanın bana en kolay tarafı işin alfabelerdir ve eğlencelidir de. Bu biraz sizin karakterinizle ilgili. Yani gerçekten seviyorsanız eğer bu işlerle ilgilenmeyi rahatlıkla akacaktır o. Dediğim gibi biraz zaman isteyen söz varlığıdır. Ona da o da normal. Yabancı bir dil öğrenir gibi. Yani bugün Fransızca öğrenmeye başlasanız siz alfabeden ziyade dilin kendisi zorlayacaktır yani. Yani tabii ki alfabe, Latin alfabesi olsa bile sonuçta farklı ses değerleri olacak. Farklı ses şeylerine, karşılıklarına göre. Ama dilin söz varlığı sizi zorlayacaktır. Dolayısıyla biraz bu da böyle. Ben şey diye görüyorum eski Türkçeyi. Yani bir dilin %60'ını, %70'ini bildiğimiz bir yabancı dil gibi. Aslında çok avantajlı haldeyiz. Biraz sadece zaman istiyor. Dolayısıyla şey gibi değil yani. Ama öğreti yani bunu iyi yerleştirirseniz eski Türkçeyi edebiyatta da dilde de size çok fayda sağlayacaktır. Çünkü kökene iniyorsunuz. Ben lisans yıllarımdan hatırlıyorum böyle eski Türkçe metinler okurken arada şu an hala kullandığımız sözcükleri görünce falan çok heyecanlanıyordum. Hani hala kullandığımız sözcükler var evet, o dönemden falan. Gerçekten o kadar öyle. Yıl sonra hala kullanıyor olmak. Çok güzel bir his tabii bu. Seven, dili seven hakikaten, öğrencilerimiz varsa ne demek istediğimi anlayacaklardır. Özellikle deyimlerde çok yaşar. Yani tabii ki söz varlığı değişmiştir. Birçok yeni sözcüğümüz vardır vesaire ama deyimler biraz donmuş söz varlığın hani donmuş kısmına da girdiği için çok kolay kolay değişmezler. Deyimlerde, atasözlerinde filan bunlarda yaşarlar. Ve çoğu zamanda işte anlamsız gibi görülürler. Ne alakası var, niye böyle söylüyor gibi görürler. Halbuki onun eski bir anlamı vardır yani. Bizim bugünkü kullandığımız versiyonla bir alakası yoktur. Mesela şey,
bir Anadolu'da kullanılan bağrı başlı gözü yaşlı diye bir ifade vardır. Hep aklıma gelir hemen. Bu baş yara demek aslında eski Türkçe. Bağrı başlı gözü yaşlı, hani üzüntüyü, hüznü, kederi anlatır aslında insanlarda. Yani kafa ile alakası yoktur oradaki başın mesela. Ya da başın sağ olsun mesela. Başın sağ olsun derken kafan sağ olsun, hani sen iyi ol gerisi ölsün gibi değil. Yani yaran iyileşsin, o kederden arın gibi bir şey vardır, ifade vardır. Ama niyeyse bencilce bir şeymiş gibi düşünülür ve öyle yorumlanır. Yani ben bir kere duymuştum da o yüzden onu bir aklıma geldi söyleyeyim dedim. Dolayısıyla işte bu ne kadar eskilere dayandığını dilin ve bu kültürü ne kadar uzun süre yaşattığını gösteriyor bize. Bu geleneği ne kadar uzun süre yaşattığını gösteriyor. Ne kadar sağlam bağ kurabilirsek de biz bugünümüze o kadar aydınlık yansıtacağız bu ışığı. Çünkü gerçekten işin doğrusu gitmediğin yer senin değildir, bakmadığın yer senin değildir. Yani bu kadar basittir. Eğer Orta Asya'dan geldim diyorsan bakmak zorundasın. Yani ne var orada, neydi, nasıl bir şeydi, toplumdu bu Türkler, kimdi, ne yaptılar? Yani sadece... Dedim ya, o at üstündeki imajdan falan kurtulmamız gerekiyor bizim. Çok büyük medeniyetler kurdular. Türk kültürünün, kentli kültürünün başlangıcı Uygurlara dayanır. Muazzam bir felsefeleri vardır. Uygur felsefi diline bugün bile Türkçe'de ulaşamadık biz. Yani o divan edebiyatının kurduğu sisteme Avrupa'nın gelmesi 19. yüzyıla falan dayanıyor. Fakat biz ne olduğunu doğru dürüst anlatamadığımız için doğal olarak... diğerleri yokmuş gibi davranıyor zaten. Mesela son dönemlerde tarih kitapları, yeni çıkan tarih kitaplarında gerek Rusya'da gerek Amerika'da Moğol istilaları demiyorlar artık. Moğol fetihleri diyorlar. Yani siz buna sahip çıkmazsanız, kullandığınız sözcükleri, önce sözcükler değişiyor. Ondan sonra tarihi yeniden yazmaya başlıyorlar. Çünkü biz de söylentiler üzerinden ilerliyoruz. Yani biz mesela Türkler diyoruz işte, ama 5. yüzyılda mesela bir Akunlar var. Bakteriya bölgesinde ve hiç bilmiyoruz. Gerçekten sadece isimlerini biliyoruz. Bazen o ismi bile bilmiyoruz. Yani o isim bile gidiyor bazen işin doğrusu. Tanımıyoruz da. Bakteriya falan deyince böyle uzaylılardan bahsediyormuşum gibi oluyor ben bazen. Ya o kadar uzağız. Gerçekten kendi kültürümüze bu kadar uzağız ne yazık ki. Ama önce bu teşhisi koymamız lazım. Önce bunu koyalım ki sonra tedavisini yapalım, yapabilelim. Ve bunu da yaparken hakikaten bu keşfetmenin şeyiyle, yani güzel, insanı tatmin eden duygusuyla yapmak lazım. O zaman o doyumu çok daha güzel alıyorsunuz. Yani bir öğrenci olarak ben medeniyete gelsem ciddi ciddi o doyum duygusuyla ayrılırdım eski Türkçeden en azından. Yani benim şahsi hislerim bunlar. Öğrenciler ne hissediyorlar bilemeyeceğim ama sonuç itibariyle aldığımız dönüşler de bunu gösteriyor yani. Eski Türkçe biraz öğrencilerin kaçtığı bir alan. Çok farklı, evet. Farklı fazlar tabii olduğu için, eski gerçekten olduğu için korkutucu öyle bir alan. Ama içine girdiğiniz zaman çok daha tatlı olduğunu, bulmaca çözmek gibi. Yani olduğunu biraz görüyorsunuz. Pratik yaptıktan sonra çok çok daha hızlı geliştirmeye başlıyorsunuz. Ama işin doğrusu, hani sabahtan kalkıp hani bir günde eski Türkçe uzmanı kimse olmuyor. Ne ben ne bir başkası, hiçbir zaman yani öyle bir durum yok. Bu biraz zaman istiyor. Bu zamanı kendinize tanıyacak sabrınızın olması lazım. Yani bizim modern toplum insanının birazcık bu sabırsızlığı dolayısıyla da bu alanlar artık o kadar ilgi görmüyor. Yani işte uğraşıyorsun bir arpa boyu yol gidememişsin falan. Belki 5 yıl uğraşıyorsun, bir adım atamıyorsun ama 6. yılda 5 kilometre gidebilirsin. Yani bu çünkü birazcık pratikle de ilgili bir şey. Uygulamayı yaptıkça gelişiyor. O olmazsa ne yazık ki şey olmuyor yani. Bir türlü oturtamıyorsunuz. Havada kalıyor kavram. Sonra herkes eski Türkçeden korkuyor oluyor durum yani. Ya korkuyor mu desek ne desek, korkuyor da herhalde. Birazcık korkuyu da ben görüyorum işin doğrusu. Ama şöyle eski Türkçe öğrencilerinde gördüğüm özellikle bir acayip bir tutku da var. Yani seninle de konuşurken bazen bahsetmişizdir. Hakikaten çok farklı bir tutkuyla da bağlanan. Biraz böyle bir şey gerekiyor herhalde. Çünkü hemen karşılığını da alamıyor. Öğrencilere de bir şey diyemem. Yani
akademik olarak mesela eskiden yüksek sansa girdin, artık akademisyensin gibi oluyor. Ama eski Türkçe'de verdiğiniz emek, karşılık görmek istiyorsunuz. O biraz zaman alıyor. O yüzden işte o sabırı, o sebatı gösterebilen öğrenciyle öğrenciler devam ediyor. Benim gözlemlediğim o. Ama yine de özellikle lisans derslerindeki ilgiden ben her zaman çok memnundum zaten. Yani bu oldukça iyi bir şey. Eski Türkçe için, Türkçe için. Yavaş yavaş zamanımız da herhalde azalıyor mu? Ben saati göremiyorum ama. Azaldı. Azaldı hocam. Başka bahsetmek istediğiniz bir şey var mı hocam? Medeniyet ve eski Türk diliyle ilgili ya da eski Türk diliyle ilgili sadece. Son sözlerimizi söyleyelim. Çok az zamanımız kaldı. Evet. Şimdi toparlarken tekrar özellikle eski Türk dilinde hem lisansta birazcık bahsettik. Lisansta tabii biz ayrıca bir program uygulamıyoruz. Yani genel olarak Türk dili ve edebiyatındaki birçok hocamızla birlikte ayarladığımız, organize ettiğimiz programın bir parçası eski Türk dili. Sadece lisans üstünde birazcık daha uzmanlığa yönelik çalışıyoruz. Dolayısıyla eski Türk dilini lisansta yaparken dil merkezine koyarak yapmaya çalışıyoruz ki bugünkü Türkiye Türkçesi ile de bağlantıyı kurabilsin öğrencilerimiz. Sadece eski Türkçe diye kalmasın. Bir yandan tabii şunu da unutmamak lazım. Bu dilin kullandığı şey yazılı kaynaklar, metinler. Dolayısıyla edebiyatımız bizim aynı zamanda. Bu edebiyatımızın kökenini de görmemiz gerekiyor. Ben şundan biraz rahatsızım işin doğrusu. Yani belli bir yüzyıla kadar edebiyatçılar çalışıyor. Belli bir yüzyıl öncesinde dilciler çalışıyor gibi bir ayrım var. Bu doğru değil çünkü gerçekten bir edebiyat uzmanıyla bir dil uzmanının bir metne baktığında göreceği şeyler aynı şeyler değil. Yani benim Kutadgu Birliği değerlendirmemle bir eski edebiyat, yeni edebiyat hocamızın bu alanlarda uzman hocalarımızın değerlendirmesi aynı olmuyor. Biraz bu esneklikleri de zaman içerisine tanıyacağız. Çünkü o yerleşik şeyimiz yok o medeniyette bizim, neyse ki yok. Yani işte roller dağıtıldı, işte kartlar dağıtıldı, herkes kendi görevini bilsin falan gibi bir durum pek yok. Dolayısıyla rahat geçişler yapabiliyoruz burada. Bu da bütünlüğü sağlıyor özellikle lisans eğitiminde. Hocalarımız da var zannediyorum burada dinleyenlerde, Muharrem Hoca'yı az önce gördüm. Ona da selam söyleyelim. Bir yandan da teşekkür edelim, bize böyle bir yayın önerisinde bulundu. Daha devam edecek, diğer hocalarımız da konuşmaya devam edecekler inşallah. İşte bir bayram öncesinde iki yayınımız olacak, sonrasında biraz daha sürecek. Diğer hocalarımızı da dinlemek isterseniz her zaman bekliyoruz sizin değerli katkılarınızı. Yani bunun bir ekip işi olduğunu söylemek gerekiyor Türk dili ve edebiyatının. Hem dil hem edebiyat tarafı var. Bir diğerinden daha önemsiz ya da önemli değil, gerçekten bir bütün birleştiriyor birbirini. Ama eski Türk dili artık uzmanlığa giriyor yüksek lisansla birlikte. Oradan sonra yine iyi bir tarafı var. Biz zorla işte şu dersi alın, bu dersi alın demiyoruz. Yüksek lisans, lisansüstü derslerimiz de seçmeli dersler olduğu için halk edebiyatına da gelsin. Neşe hocamı da gördüm. Şimdi ona da selam söyleyeyim. Biz teşekkür ederiz hocam. Şimdi halk edebiyatına da gelse istediği dersi alıyor öğrenci. Yani illa şu dersi alacaksın, sen de git işte Orhun yazıtlarını oku falan diye zorlamıyoruz kimseyi. Bence en önemlisi bu. Çünkü lisans üstünden itibaren uzmanlık başlar ve gelen her öğrenci zaten belli bir bilinçle, şuurla geliyor. Biz böyle bir bakış açısı geliştiririz en azından. Böyle geldiğini düşünürüz öğrencinin. Dolayısıyla seçimini ona göre yapıyor. Burada bir şey, zorlama yok. İlle gel benimle çalış, onunla çalış falan, böyle bir zorlama yok. Birçok üniversitede olan ne yazık ki bir takım şeyler bunlar. Ben, yani en azından ben şahsen tanık olmadım. Bilmiyorum yani, herkes adına konuşmayayım ama. Dolayısıyla nispeten size rahat bir seçim ortamı tanımaya çalışıyoruz. Eğer gelirseniz kendiniz tabii ki bir öğrenci gözüyle, bu başkadır. Yani ben sonuçta burada bir öğretim elemanıyım ama öğrencilerin de çok ayrı düşündüğünü zannetmiyorum benden. İşin doğrusu en azından kendi alanımla ilgili, dediğim gibi konuşuyorum, herkesin adına konuşmayayım ama yani diğer hocalarımızda da benzer durumların olduğunu söyleyebiliriz herhalde rahatlıkla.
yavaş yavaş herhalde zamanımız doluyor. Ben evet, gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Sana ayrıca teşekkür ediyorum Pınar'cığım. Ben teşekkür ederim hocam. Zaten böyle güzel sohbet oluyor. Her zaman zaten seninle sohbet etmeyi seviyorum. İnşallah keyif almıştır dinleyenler de. Bekliyoruz efendim medeniyete gelmek isterseniz bölümümüze. Kapımız açıktır. Dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. Yarın tekrar bir programımız olacak. Doçent Doktor Ahmet Şefik Şenlik hocamız ve araştırma görevlisi arkadaşımız Öznur Durgun'un konuşması olacak. Dünden bugüne Türkçe.